Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hassas güdüm kiti 82 teslim töreninde ramjet motorlu hava hava füzesi ilgili açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşu olan Asfat AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında Asfat ana yükleniciliğinde TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adet hassas güdüm kiti 82'nin teslim töreni gerçekleştirildi. Etimeskut'taki 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı. Asfalt'ta düzenlenen hassas güdüm kiti 82 teslimat töreninde konuşan Bakan Akar, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme faaliyetlerine devam ettiği yeni ramjet motorlu hava hava füzesinin isminin Gökhan olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bakan Akar konuşmasında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilecek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücünü perçinleyecek, milli ramjet motorlu hava-hava füzesi Gökhan'ı ve devam eden diğer yerli ve milli projelerin sonuçlanarak envantere girmesini heyecanla beklediklerini dile getirdi. Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımız artık %70'leri aşmış bulunuyor. Hedefimiz bu oranı 2023 yılında %75-80'lere taşımaktır." Bunun için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz ifadelerinde bulundu. TÜBİTAK'sağın Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, Ramjet motor denemeleri kapsamında yüzün üzerinde ateşleme testinin yapıldığını söylemişti. Gürcan Okumuş yaptığı açıklamada TÜBİTAK'sağa Ramjet testleri için gerekli test altyapısının tamamlandığını söylemişti. Gürcan Okumuş, "Şu an Ramjet'i kendi test altyapımızda test ediyoruz. Tabi daha yapılacak işleri var. Ama test altyapımız olduğu için Mesela biz şu ana kadar herhalde yüzün üzerinde ateşleme testi yapabilmişizdir. Bu altyapı olmasa çok daha zor imkanlarla, pahalı şartlarda bunu yapacağız. Türkiye bu noktada önemli bir aşama kaydetti. Bu sevindirici bir gelişme ifadelerinde bulunmuştu. TÜBİTAK'sağın Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş konuşmasında test düzenekleri kapsamında duyulan rüzgar tüneli ihtiyacından da bahsetmişti. Şu an büyük bir eksiğimiz rüzgar tüneli de açıkçası. O konuda maalesef geciktiğimiz bir konu. Üzücü bir konu ama en azından şimdilik adımlar atıldı. Şu an Tay'de ses 6 bir dikey rüzgar tüneli yatırımı başladı ve yol alıyor. Sage'de ses üstü bir rüzgar tüneli yatırımına başlandı. Birkaç sene içinde rüzgar tüneli konusunda çözmüş olacağız. Şu an test altyapıları konusundaki en büyük açığımız buydu. Yani yurt dışına bağımlıydık. Hem biz kendi projelerimizde hem de diğer savunma sanayi kuruluşlarımız kendi projeleri için maalesef yurt dışına gidiyordu. Ciddi paralar da ödemek zorunda kalıyorduk. İnşallah 2023 yıl sonunda bu defteri de kapatacağız dedi. Ve belki hatta dışarıya da biz test hizmeti sunarız diyeceğim. Ama kendi projelerimizin yoğunluğuna bakınca böyle bir durumda pek söz konusu olmayacak gibi gözüküyor ifadelerinde bulunarak konuyla ilgili açıklamalarını sonlandırmıştı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.